10 metre 67 santim uzunluğunda bir mihrap. Bunun başka bir örneği yok. Osmanlı döneminde hiçbir örneği yok. Ve bunu yapan üstadlar Tebrizli üstadlar. Tebrizli üstadlar 13, 14, 15, 16. yüzyıllarda zirveye çıkmıştır. Tezinatta, süslemede, Çin işçiliğinde, mimari yapılarda. Hatırlayın, Mevlana Hazretleri'nin türbesini yapan kişi Tebrizli Bedrettin'dir mesela. Biz Ulu Cami'de de göreceğiz. Biz Tebrizli mimar göstereceğiz sonra. Şimdi burada Fetih Suresi yazıyor. Fetih Suresi 6 metre genişliğinde bir mihraptan bahsediyoruz. Bakın şurada hemen yukarı doğru bakarsanız mihrabın hemen sağ tarafında küçük bir yazı var. Orada amel, bakın amele yani yaptı, yaptı. Ne yaptı? Kim yaptı? Üstezan-ı Tebrizan yani Tebrizli üstadlar yaptı diyor. Bakın mihrabın hemen şu sol tarafında küçük bir yazı var. Bu Sadi Şirazi'nin Gülistan'ında geçen bir beyt. Farsça.